Yeniden merhabalar. Sabah saatlerinde bir video çekeyim dedim. Bugünkü konu esasen şu. Şimdi burada hem sınıflar için, burası mesela sınıflar, burası da öğretmenler için aktivite ekleme, limitations yani kısıtlamaları kaldırma, ekleme değişikliklerini yapma gibi alanımız. Gayet basit aslında yapmışım. Yani mümkün mertebe kullanıcı çok fazla yere tıklamadan işini görsün istiyorum. Şu var. Mesela şu kısım aslında öğretmenler için biraz farklı, sınıflar için de biraz farklı. İşin içinde sınıflarda grup bilgisi yok ama öğretmenler için grup bilgisi de olduğundan dolayı kısıtlama kısmını aslında ayırdım. Gözünden kaçan bir detay olabilir gibisinden. Çünkü eklerken de biraz farklılık oluyor. Ama aktivite ekleme ise öğretmen ve sınıflardan tamamen bağımsız. Dolayısıyla şu kısmı aslında tek bir web alanı olarak düşünebilirsiniz. Her ikisi için de aynı kodları kullanabilirim. Şimdi mesela burası öğretmenlerin aktivitelerinin olduğu yer. Şimdi aktiviteler değişebilir. Çünkü birinde öğretmene göre filtreleme yapıyorum. Birinde sınıfa göre filtreleme yapıyorum. Dolayısıyla şuradaki aktiviteleri değişir. Mesela bakın. Burada öğretmene göre ben bir kısıtlama yaptım. Ama sınıflara geldiğim zaman buradaki aktiviteler değişecek. Üstelik arama ve filtreleme mekanizması da değişiyor. O yüzden şu kısım farklı. Fakat şurası aslında tamamen aynı kullanılabilir. Tek detay şu. Birkaç tane bug var burada. Şimdi o buglara bakalım. Mesela ben burada seçili olan sınıf hangisi ise şurada çarpı olmasını istiyorum. Mesela şu an seçili olan sınıf 7A ama niyeyse hala burada 5B seçilmiş gibi. Dikkat ederseniz 5B'yi seçtiğim anda buradaki çarpı işareti kalktı. Ama aslında olması gereken 7A'ya tıkladığım anda buranın da değişmesi ve buradaki çarpı işaretinin de kalkması esasen. Aynı şekilde şimdi şöyle de bir durum var. Bakın ben burada mesela öğretmeni seçmişim. Burada niyeyse okumuyor. İkisi birbirinden farklı. Fakat ikisini birleştirdiğim zaman yani ikisi aynı kodları okuduğu zaman buradaki öğretmen bilgisi de burada görünecek. Haliyle orada bir karmaşa yaşanacak. Onu düzeltmek istiyorum. Şimdi ben burada şöyle add act diye bir şey paylaşmıştım. Şimdi sınıflara gelecek olursak sınıf nerede? Şurada. Şimdi burada dikkat ederseniz aktiviteler kısmı var. Activities VF yani şu. Burada da bir eve gelirsek şu. Burada mesela add act VF yazmışız. Yani şunun böyle bir açayım. Ve bakalım. Ha, şunun aynısı aslında ama tabii ikisi birbirinden ayrı kısımlar. Ben şimdi buradakileri siliyorum. Şu. Burayı tamamen silelim. Bunlar mesela aktivite eklemek için gerekli olan komutlar. Mesela bakın sınıfları. Bunlar teachers. Vay aslında sıkıntılı. Evet. Modallarıyla beraber bayağı uzun uzunca bir komut seti var aslında burada. Bunları bir kaldıralım biz. Bunların hepsi bununla alakalı biz aslında şu da neyse şuraları bir kalsın şimdilik. Buraları bir kaldıralım.
Şimdi hata verecek tabii. Burada az önce girdiğimiz yani hem öğretmen için hem sınıf için aynı yeri kullan dedim. Bakalım hata verecek mi? Burada send act kısmı var. Aslında bu da yine mevcut. Onu da eklemiş oldum. Bakın ikisi de aynı yere geldi. Tabii biraz hata verme ihtimali var. Bunun sebebini, bu hatanın sebebini daha önce açıkladığım için aslında yani şu, ben buraya bunu girdiğim zaman bakın burada handler yazıyor. Bir tane fonksiyon gir diyor ama şimdi ben fonksiyonun ismini yazdığım zaman otomatik ben kendisi anlayabiliyorum. Ama parametresini yazdığım zaman yani parametre alacak şekilde yazdığım zaman diyor ki kardeş burası bir closure. Closure ise closure işaretini de başa koy gibisinden. Bu da mesela çalışır. Bunda bir sıkıntı olmaz. Veya şöyle çalışır. Şunu kaldırırsanız burayı da kaldırdığınızda yine çalışır. Çünkü burada mesela hiçbir parametre almadığı için bu fonksiyon, ben bunu sadece orada belirtiyorum. Bu fonksiyonu çalıştır diyorum. Hiçbir parametre de almadığı için ben parantez kullanma gereği duymuyorum. Ama parantez kullandığım zaman bu artık nasıl desem bir işaret bekliyor. Yani diyor ki ben senden bir closure istiyorum ama sen bana bir fonksiyon ismi sadece girmişsin. Bana o zaman bu fonksiyonun detaylarını da ver. Bu bir closure mu? Closure ne kadar sürecek? Mesela devamını da getir anlamında. Anlatması biraz garip ama kısaca bu yani. Siz yine de buradan devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar çalıştıracak olursak bakalım. Ana. Ne diyor? Bunun sebebine gelince. Şimdi ben bu add kısmında demişim ki seçili olan öğretmeni al ama seçili olan öğretmen aslında şu an yok. Dolayısıyla hemen hata verdi. Bakın 58. satıra gelelim. Bakın 52. satırda unwrap yapmışım ama aslında seçili olan bir öğretmen burada yok. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Şu unwrap'ı kaldıralım. Match t diyelim. Ya da if let sum teacher, eğer bir teacher seçili ise dedik geliyorum bakın bunu alıyorum kes yapıştır seçili ise bir öğretmen onu ekle göster onu seçili değilse zaten az öncekinin aynısı şunu alıyorum tabi burada niye ise box istiyordu ama bakalım burada yine box isteyecek mi? Bu defa seçili değilse hiçbir öğretmen seçili değil o zaman boş bir liste gönderiyorum. Pardon burası artık teacher. Return. Niye ise bu statik tem kaynaklı bir işaretçi istiyor. Statik return ne diyoruz ya. Niyeyse düz mutable batch dediğimde sıkıntı çıkarmıyor ama return kullandığımda box istiyor ve ben açıkçası bunun tam olarak sebebini çözemedim. Çok garip bir istek ama çalışıyor sonuçta sıkıntı yok. Ha biliyorum tamam statik istiyor yani bir referans istiyor. Point edilen bir şey istiyor. Box bize bunu zaten veriyor. Ama aslında yazmadan da çalışabilmesi gerekirken return kullandığım zaman
bir şekilde box ile beraber kullan diyor niyeyse. Şimdi bakalım. Yes. Bakın öğretmen seçili olmadı. Ben dedim ki eğer bir öğretmen seçili ise yap dedim. Haliyle öğretmen seçili olmadığından dolayı sıkıntı çıkarmadı. Ama mesela öğretmen seçelim. Öğretmen seçtik ama hala niye ise seçili olan öğretmen görünmüyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi Filtered teachers, add classes, add teachers bir yerde olması lazım. Add teachers tamam burada. Şimdi gelelim view'lere. Activity teachers'a gelelim. Burada activity teachers, item, signal, badge, teachers ekleniyor ama öğretmenlerin olduğu sayfada burada öğretmen seçildiği anda on klikte show teacher set false select teacher set sun burada mesela select teachers yapıyoruz. Select teacher tekrar bakalım. Selected teacher. Burada mı? Evet. Selected teachers ilk etapta notable new öğretmen seçili. O zaman burada neden öğretmen seçili görünmüyor? Birkaç tane bug var göründüğü gibi. Sınıf da bu defa görünmüyor. Seçili olan sınıf da yok. Sınıfı da bir yapalım. Add Act'e geliyoruz. Act Teachers, Act Classes var. Aynı şeyi burada sınıf içinde yapalım. Tabii biraz değişecek. Selected CLS ID selected class selected class selected class yok. O zaman class'e gelelim. CLS ID'den alıyor. Ama bu CLS ID mutable i32 olarak göründüğünden dolayı bunun biraz okumasını farklı yapmamız lazım. CLS ID niye okumuyor ya? CLS ID de okuması lazım ama niyeyse okumuyor. Şöyle. Let c eşittir cvs id okusana ya get neredeyim? Arkadaş bir gel ya. Diyelim o zaman 100 super cms classes cms yani bunu niye atabiliyor tam çözemedim. Şimdi cms id'yi aldık get diyorum ama burada c aslında if c büyük eksi bir büyük eşittir sıfır da çalışır
Class, class eşittir classes, 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 wedge niye çalışmıyor? Bak, not, wedge. Niye? Haşmet bu. Tamam. Lakmut yapıları biraz farklı. Get C. Tabii referans alıyor Haşmet. C dedik. Şimdi sınıfı aldık ama unwrap diyebiliriz burada. Ve buraya da class deriz. Class. Yine kimde bulacağız bunu? Classes. Class'ı zaten olduğu gibi alıyor. Dolayısıyla aslında şuna gerek yok. Sınıfın ID'sini. Teacher Clone. Mutable Wedge Class. O zaman buraya direkt class yazarsak. Class'ta. Gelin. Tamam. Ay. Şunu let some cls ise kim class unwrap çünkü sahipliği de alıyor. O yüzden tekrar kullanamıyoruz. Bunu da şöyle yapalım. Şurayı silelim. Return diyelim. Bakalım. Dedi options tabi doğru şu gene ya burayı silelim class let class eşittir class get c. Bu defa olur. Tekrar bir bakalım. Out. Mutations. Daha veriler inmeden tıklamışız. Ona da mesela bakmak gerekiyor. Mesela hala sınıfa ait limitations inmemiş ama ben şak diye tıklıyorum. Aslında burada yapmamız gereken şey şu. Veriler inerken burada loading gibi bir şey çıkacak ve loading yaptığı zaman ben kullanıcı sınıfa eklemesini istiyorum. Limitations indikten sonra istiyorum bunu. Aslında bunu yapmak için de gayet basit şöyle bir yöntem kullanırız. Önce limitations insin, sınıflar indikten sonra önce limitations insin, ondan sonra sınıflar insin diyebiliriz. Mesela onu da başka bir zamanda tekrar bakarız. Şimdi sınıf seçildiği zaman şuranın çalışmaması lazım. Şu. Buranın çarpı olmaması lazım ve burasının da değişmesi lazım aslında. Aynı şey öğretmenler için de geçerli. Mesela burada seçili hala bakın seçili sınıf aynen durduğu için CLS hala sabit olduğu için 7B yapalım mesela. Öğretmenlere gelelim. Bakın hala 7A var. Aslında burada burasını seçili olan öğretmen sınıfından okumamız lazım ama biz
Selected teachers ya da act teachers ya da act classes diyoruz. Oradan dolayı veri hala bu iki bir veri birbiriyle ilişkili değil. O yüzden şimdi yapmamız gereken şey şu. Classes. Kullanıcı bir sınıf seçtiği zaman kimsinesin? Act classes. Her defasında yeniden çalıştırsın. Nereyi çalıştırsın? Şurayı, act classes kısmını tekrar çalıştırsın. Ya da ne diyelim? Change Act Classes dersek şuradaki komutları alalım. Şöyle bir şey yapalım. Pop ve Change Act Classes. Geldim buraya. Buraya ID i32 diyorum. Şöyle yapıyorum. Şurayı kaldırıyorum. Şurayı kaldır. Diyorum ki bu defa ID'den oku. Göndereceğim ID'den oku. Her sınıf seçtiğinde bunu yapsın istiyorum. Bu arada bunu da artık şey yapmaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Şimdi. Act classes. Bak. Lockmut'a gerek yok. Neler var? Bir bakalım. Lockmut varmış. Lockmut. Lockmut. Clear. Önce bir temizle. Act. Classes. Lockmut. Push. Push. Cloned King. CLS dedik. Tabii referansını istemediği için ben daha doğrusu öyle ayarlamadım. Ne diyorum burada? Ha, act change act classes id CLS id. Aslında hiç buraya parametre girmeden de yapabilirdik. Hiç parametre girmeyelim. Buranın aynısını aslında alabilirdik. Let id eşittir cls id get. Şu. Geliyorum. Class'a geliyorum. Sadece bu fonksiyonu çağırıyorum. Bakalım. Classes tamam. Classes da set ettik. Bir bakalım. Tabi burada aslında her şey çok mükemmel değil. Ama o. Neresi hata verdi ya? Buraya bak. Tam olarak hatayı da söylemiyor ya. Burada unwrap ettiğimiz bir şey mi var? Change act classes. Clear.
Neresi hata vermiş olabilir acaba? Sınıfı seçtik, CLS ID'yi set ettik. Limitations'ı oluşturduk. Classes mods sınıf bilgisini al, sınıf bilgisini gönder. Daha sonra burada Act Classes'i değiştir dedik. Hangisinde acaba mantıklı hata verdi ki böyle bir şey oldu? Bir değiştirelim bakalım. Hangisinde hata veriyor? Bu değilmiş. Unreachable. Unreachable ne ya? Yani bir tek burada hata verme ihtimali var ama niye hata versin ki? Allah Allah. Burada bir şeyler. Şurayı direkt kaldırsak. Burada sınıfı seçerken class set etmişiz. Direkt oradan alayım ben bilgiyi. Evet, class eşittir. Class class şu yok. Nerede? Bir dakika. Class denet tamam. Tables class. Süper. Class. Süper timetables oluyor bu. Class. Sonra geliyorum. Ha, şundan dolayı okuyamıyorum. Geliyorum buraya diyorum ki if let sum cls eşittir class. Yani bir tane sınıf seçili ise bu defa aslında push yapmayacağız. Replace yapacağız. Tabii fetch cls. Nasıl ya? Bu table. Ha, class gets clothed. Şimdi de classes'te biz change add classes dedik. Bakalım. Evet. 8A. Evet. 6B. Evet. 5A. Evet. Şimdi öğretmen seçelim. Bakalım. Bakın hala seçili olan sınıf burada. Şimdilik bu yine normal ama daha sonra buranın kaldırılması lazım ve hala şurada öğretmen yok. Öğretmen seçildiği zaman öğretmenin de değişmesi icap eder. Selected teacher set sum get. Aynı şeyi öğretmen için de yapalım. Şurayı bir silelim. Bakın geliyorum buraya. Gayet basit. Act Teachers'ın hemen altına Change Act Teachers diyorum. Teachers. Bu defa Selected Teacher'dan bu bilgiyi alacağım.
Selected. Selected teacher ama bu sanırım şunu olduğu gibi kopyalıyorum. Tabii burada return kullanmıyoruz. Direkt aynısını yapıyoruz. At teachers Lockmut replace tamamının yerini değiştir. Veg tabii bu bizden bir vektör istediği için veg teacher diyoruz ve hata vermezse geliyoruz burada teachers'a diyoruz ki süper change at teachers diyoruz ve bu defa da seçili olan öğretmen değişsin istiyoruz. Mesela şimdi seçili olan öğretmen mesela burada kayıtlı. Ama değiştirelim. Bakın öğretmenler düzgün bir şekilde çalışıyor. Seçili olan öğretmen silinmiyor burada. Ama sınıfa geldiğimiz zaman sınıfı seçiyoruz mesela. Burada çarpı işareti kalmaya devam ediyor. Onu da yine öğretmen ve sınıf kısımları mesela nerede? Activity classes. Mesela burada benim eğer bu sınıf var ise şeklinde değiştirmem lazım. Aynısını öğretmenlerden kopya çekeceğiz. Ah, bir de şunu bir değiştirelim. Class değil. Selected class. Selected class yapalım da anlamlı olsun. Tabii şimdi selected class yapacağız hepsini. Tamam. Birçok yerde kullandığım için Selected Class Selected Class ne bu? Selected Class Selected Class tamam bunlar önemli değildi. Şimdi tekrar buraya geliyoruz. Dediğim gibi aktiviteye ait sınıflarda mesela sürekli çarpı çıkıyor. Çünkü burada ben item kullanmışım sadece. Ama aslında item değil, item signal olması lazım. Tıkladığında da işte şunu sil falan filan demesi lazım. Ama sınıf seçiliyse, bu sınıf seçiliyse o çarpının orada olmaması lazım. İkinci eklenen sınıfta olması lazım. Tabii ben geliyorum bunu öğretmenlerden kopya çekiyorum. Buraya alıyorum. Aynısı. Kendi kodlarımı çalıyorum ben aslında burada. Selected classes. Selected class. Niye get olmuyor? Select class get clones tamam. Get clones ID options olduğu için unwrap şimdilik unwrap kalsın da unwrap olmaması lazım. Sonra neye eşitse sınıf C. CID. Buradan bir tane oluşturuyoruz ve buraya geliyoruz. Act classes yazıyoruz sadece. Tabi burada artık
değil, C'ye ait olan sil diyoruz. C2 yapalım burayı da daha anlaşılır olsun diye. Tamam. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi seçili olan sınıfın çarpısı gitti. İkinci bir sınıf eklenecekse buranın olması lazım. Ama tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz öğretmene eklediğimiz zaman burası öğretmen sayfası olduğundan dolayı buranın silinmesi lazım aslında. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle sayfa değiştiğinde biz bu bilgileri değiştirebiliriz. Sıfırlayabiliriz. Geliyorum. Change timetable diye bir yerlerin olması lazım. Ama nerede? Bakalım. Selected page burası. Dolayısıyla bu fonksiyon her defasında çalışıyor. Ben de geliyorum buraya diyorum ki selected class nerede bu kayboluyor ya? Selected class tek. Selected teacher. Arkadaş işte bir gitme ya. Selected teacher tek. Yani hafızadan sil. Daha önce oluşturulmamış gibi hafızadan sil dedik. Dolayısıyla sınıf değiştirdiğim zaman ya da sayfa değiştirdiğim zaman doğal olarak buradaki durum da değişecek. Seçili olan öğretmen bilgisi mesela bakın. Şimdi 7 adet seçili sınıf doğru. O zaman burada çarpı olmasın. Çünkü ben şu anda bu sınıfa aktivite ekliyorum. Ama geliyorum öğretmen sayfasına geldim. Sınıf seçili sınıf bilgisi yok oldu az önce. Şimdi bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yok. Ama burada tabii ki nerede? Timetables 239'da. 239 muhtemelen sınıf için unwrap kullandığımdan dolayı 239 buradaki hata. Şöyle. Şurayı bir kaldıralım. Eğer seçili bir sınıf varsa if sum ise is sum yani seçili bir sınıf var ise is sum kullanmamıza gerek yok. If that sum CLS diyelim. Seçili bir sınıf var ise buna CLS diyelim. Tabi direkt şu isyanı kaldıralım. CLS ID CLS'nin ID'si CID else tabi bu bize direkt return verecek. Dolayısıyla bu mutable return değeri olarak bunu alacak. Gibi. Yoksa böyle bir sınıf yoksa veyahut işte ID'si seçili sınıfla eşit değilse yine false olacak. Ancak ve ancak seçili sınıfla sınıf var ise ve o da şu anda buradaki listede bununla ID'si eşit ise seçili olan sınıfın o zaman çarpı işareti olmasın demiş olduk. 20 20 ha veri gelmediği için az önce bahsettim hatta hala veriler gelmemiş geldi şimdi tıklıyoruz gördüğünüz gibi bakın mesela şimdi 5B öğretmen sayfasına geldim aa 5B niye
kaldı. 5 bin kalması lazımdı. Bir dakika, hangi dosya? 305. 305. Aynısını burada da kullanmak gerekiyor. Şu yani. Seçili öğretmen olmayabilir çünkü. Tabi buraya selected teacher yazıyoruz. Tamam. Buraya TID. Buraya teacher. Teacher ID. Teacher ID. Ama bu teacher sanırım zaten direkt ID. Yes. Şimdi veriler indi. Seçili sınıf bu. Sınıf değiştirdik. Bakalım 8A hala burada. Niye ya? Selected teacher. Tamam, selected teacher değişti ama aslında değişmesi gereken bu değildi. Ne yapıyoruz burada? Change at classes. Aynı şekilde. Change at teachers. Tamam. Change at classes. Change at teachers. Yeniden seçili öğretmenleri atamasını yap demiş olduk. Bakalım. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi de öğretmeni seçelim. Bakalım. Aa, 8 saniye ya. Silmesi lazım ya burayı. Silmesi lazım. Öğretmeni silmesi lazım. Bak, yine silmiş. Ne öğretmeni ne öğrenciyi silmemiş. Silmesi lazım. Selected teacher. Sum set diyelim. Tamam. Set none. Oh. Limitations. Tamam, veriler indi. Öğretmenlere gel. Of. Yine burada 5B görünüyor ya. 5B'yi nereden okuyacağız? 5B'nin buradan silinmesi lazım. İstemiyorum onu orada. Ama niyeyse silinmiyor. Add item signal. Selected teacher'dan gelmesi lazım. Neyse, bunu bir sonraki derste yapalım. Burada sinyal almıyor. Sinyal gelmiyor. Sinyal gelmediği için aslında değişikliği okuyamıyor. Bunu da bir sonraki derste yapalım.